Growth marketing son 5 yılın ve önümüzdeki 5 yılın en önemli pazarlama konularından biri haline geldi. Dünyanın en iyi 200 CEO'su aslında pazarlama ajandalarının ilk 5 sırasında growth marketing ve subsetlerini yerleştirdi. Pandemiyle beraber Boston Consulting Group raporlarına göre dijital dönüşüm aslında 7 sene ileriye taşındı. Bu şu anlama geliyor. Şu an 2021'de değil, 2028'deyiz. Growth marketing'in diğer geleneksel pazarlama metotlarından en önemli farkı aslında ileri seviye kişiselleştirme, test kültürü ve tüm süreci yapay zeka algoritmalarıyla otomatize hale getirmesinden kaynaklanıyor. Jenerik bir growth marketing projesi aslında şu şekilde başlıyor. İlk safhada tüm persona kartlarının çıkartılması, her bir personanın müşteri yolculuğu haritalarının çıkartılması, sonrasında her bir persona için ürün ve servislerin değer önerilerinin çıkartılması ve tüm medya, tüm içerik, tüm analitik stratejinin tamamen bu temel growth marketing stratejisi üzerine dizayn edilmesiyle yürütülüyor diyebiliriz. Growth marketing aslında temel bir stratejinin ayda yüzlerce ve hatta binlerce AB testi ve multivariate testle defalarca sınanıp aslında bu matematiksel modeli sürekli iyileştirmesinden kaynaklanıyor. Çünkü yaşam hiçbir zaman öngörülebilir değil. Daha önce kullandığınız bir metot daha sonra işinize yaramayabilir. Gerçek yaşam real time inşa ediliyor ve growth marketing'de değişen müşteri ihtiyaçları, değişen müşteri beklentileri, değişen pazar rekabetini göz önüne alarak aslında tüm bu dinamik değişen dünyada sizin büyümenizi sağlayacak en optimum bağlamı oluşturmaya yarayan bir metodoloji olarak özetlenebilir.